Buna göre kor sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Bir sözcük akla gelen veya gerçekte var olan ilk anlamıyla kullanıldığında gerçek anlamda, gerçekte bulunmayan, yorum yapılarak ulaşılabilen bir anlamda kullanıldığında ise mecaz anlamda kullanılmış olur. Şıklara bakalım. Piknikte korların üstüne mi bastınız cümlesine baktığımızda burada kor kelimesinin aklımıza gelen ilk anlamda yani ateş anlamında kullanılmış olduğunu görüyoruz. Yani piknikte ateşin üstüne mi bastınız? Doğal olarak buradaki aklımıza gelen ilk anlamdadır yani gerçek anlamdır. B şıkkı bu kadar kor bu eti pişirmeye yetmez. Bu cümleye baktığımızda yine bu kadar ateş bu eti pişirmeye yetmez anlamında kullanılmış. Aklımıza gelen ilk anlam olduğu için gerçek anlamdır. Ayrılığın acısı bir kor düşürdü yüreğime cümlesine baktığımızda buradaki korun ayrılıkla alakalı olarak kullanıldığını yani yorum yaparak kullanıldığını gösteriyor. Buradaki kor düşürmek yani içimi sızlattı anlamında yorum yapabileceğimiz şekilde mecaz anlamda kullanılmış olacaktır. D şıkkı elindeki maşa ile mangaldaki korları aldı yani mangaldaki kalan ateşleri aldı anlamında yani yine gerçek anlamda kullanılmıştır. Doğal olarak farklı olan anlamımız C şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde takmak sözcüğü verilen anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır? Anlamlara bakalım. Bir şeyi başka bir yere uygun biçimde tutturmak, düğün vesaire törenlerde takı armağan etme, kendisiyle birlikte götürmek. Şıklara baktığımızda tüm güvenimi yıktın artık seni takar mıyım cümlesine baktığımızda artık seni önemsemem anlamında kullanılmış olduğunu görüyoruz. Yukarıdaysa önemsemekle ilgili bir durumun olmadığı görülmektedir. B şıkkına bakalım. Gözlüğünü takınca hemen bize baktı cümlesine baktığımızda burada bir şeyi herhangi bir yere uygun biçimde tutturmak anlamında kullanılmış olduğunu görüyoruz. C şıkkına bakarsam geline bir hayli fazla altın takmışlar. Yani düğünde takı armağan etmek anlamında kullanılmış olacaktır. C şıkkı da vardır. Buraya gelirken Ahmet'i de peşine takmış. Yani onu da kendisiyle birlikte getirmiş anlamında kullanılmış olduğunu görmekteyiz. Doğal olarak önemsemek anlamı yoktur. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Verilen bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik yönüyle farklıdır? Cümleler kanıtlanabilirlik açısından öznel ve nesnel olmak üzere ikiye ayrılır. Kanıtlanabilir, herkes tarafından gözlemlenebilir ve ispatlanabilir cümlelere nesnel, kanıtlanamayan ve kişiden kişiye farklılık gösteren durumların ifade edildiği cümlelere ise öznel cümleler denir. Şıklara bakalım. Bu şarkının sözleri onu alıp bambaşka diyarlara götürürdü cümlesine baktığımızda burada bir kişiye ait olma durumunun olduğunu görmekteyiz. Doğal olarak bu cümlemiz öznel bir cümledir. B şıkkı onun için düzenlediğimiz doğum günü partisi çok eğlenceliydi. Fakat bu kişiye göre bir durumdur. Yani o yüzden özneldir. Başkası bundan eğlenmemiş olabilir. C şıkkı Meteoroloji gök gürültülü yağmurların geleceği konusunda uyardı. Bu bilgi kanıtlanabilir bir bilgidir. Çünkü bir ölçüme dayalıdır. O yüzden burası nesnel olacaktır. Dostlarımı düşündükçe kendimi dünyanın en şanslı insanı sayıyorum. Burada da yine kişiye göre bir durum vardır. Başkası için bu durum geçerli olmayacaktır. O yüzden özneldir. Doğru cevabımız bu durumda C şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi yoktur? Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştirildiğinin belirttiği cümlelere amaç sonuç cümleleri denir. Amaç sonuç cümleleri eyleme sorulan hangi amaçla sorusuna cevap verir. Burada amaç sonuç cümlesinde mutlaka ulaşılmak istenen bir hedef vardır. Şıklara bakalım. Biz rahat olalım diye gecesini gündüzüne katanlar var. Yani hangi amaçla gecesini gündüzüne katmışlar? Biz rahat olalım diye. Buradaki hedefimiz onları rahat ettirmek. O yüzden burada bir amacın olduğunu görüyoruz. B şıkkı: Bu okula girmek için yüksek puanlar almalısın. Hangi amaçla okula girmek için? Doğal olarak burada da bir hedef söz konusu. O yüzden amaç vardır. B. C şıkkı, güzel memleketime gitmek üzere yola çıktım. Hangi amaçla yola çıkılmış? Memlekete gitmek üzere. Doğal olarak memlekete gitmek bizim burada bir hedefimiz. Yani amaç cümlesi olmuş olacaktır. Kitap en iyi dost olduğundan onsuz yapamaz. Burada hangi amaçla sorusuna bir cevap yoktur. Buradaki onsuz yapamamanın sebebinin söylenmiş olduğunu görüyoruz. Yani burası bir sebep sonuç cümlesidir. Niçin onsuz yapamaz? Kitap iyi dostu olduğu için. Buradaki sorumuz hangi amaçla sorusu değil, niçin sorusudur. Doğal olarak D şıkkında amaç sonuç ilişkisi yoktur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde örnekleme yapılmıştır? Bir konuyu daha ayrıntılı bir biçimde anlatabilmek için örnek vermeye örneklendirme denir. Şıklara bakalım. Bundan sonra karşılaşacağın durumlarda alacağın kararlar çok önemlidir. Burada kararlarla ilgili bir örnek verilmemiştir. B şıkkı nohut, mercimek ve fasulye gibi bakliyatlar protein açısından zengindir. Burada bize protein açısından zengin olan ürünleri örnek vermiş olduğunu görüyoruz. Yani bunlar nelermiş? Nohut, mercimek ve fasulyeymiş. Doğal olarak burada da bir örnekleme vardır. Türk milleti çalışkanlığıyla birçok millete örnek gösterilen bir millettir. Ama buradaki hangi yönüyle örnek gösterildiğini söylemediği için o yönleri örneklendirmemiş olduğunu görüyoruz. D şıkkı ortaokul ve lise çağlarında öğrencilerin başarıları dikkate alınmalıdır. Yine bir örnek verilmemiştir. Doğal olarak doğru cevabımız B şıkkı olur. Verilen cümledeki altı çizili ifadenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Teklifimize evet demedi ama açık kapı bıraktı. Buradaki altı çizili ifade evet bize tamamıyla bir onay vermedi. Fakat yine de olabilirlik ihtimali bıraktı. Yani herhangi bir bununla alakalı ihtimal bıraktı. Olma ihtimalinin de olduğunu gösterdi. Şıklara bakalım. Birçok kez söylememe rağmen sokak kapısını yine açık bırakmışsın. Burada kapının açık kaldığını yani kapının aralıklı bırakıldığını söylüyor. Doğal olarak anlam ilişkisi aynı değildir. Bizimle gelmeyi kabul etmedi ama kesin bir dille reddetmedi de. Burada evet yine tam bir evet demediğini fakat reddetmemişti olduğunu, yani ihtimal bırakmış olduğunu görüyoruz. C şıkkı dinlerken başıyla da evet anlamında onaylıyordu. Burada bir ihtimallik durum yoktur. Herkesin açığını aramayı bırakmalısın artık cümlesinde yine açık aramak yani kişinin olumsuz yönlerini aslında bulmaya çalışmak anlamında kullanılmıştır. Yine altı çizili sözcükte böyle bir ifade yoktur. Doğal olarak doğru cevabımız B şıkkı olur. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Marmara Denizi'nin en önemli özelliği sadece ülkemize ait bir iç deniz olmasıdır. Bütün kıyıları ülkemize aittir. Karadeniz ile Ege Denizi'nin arasında bulunan ve bu iki denizi birbirine bağlayan bir denizdir. İstanbul Boğazı ile Karadeniz'de Çanakkale Boğazı ile Ege Denizi'ne bağlanmaktadır. Yüz ölçümü yaklaşık olarak 11.500 metrekaredir. Burada parçada bize Marmara Denizi ile ilgili bilgi aktarılmış olduğunu görmekteyiz. Şıklara bakarsak konusu Marmara Denizi'nin yüz ölçümü ifadesine rastlayamayız. Çünkü sadece yüz ölçümü değil, bunun dışında ülkemize ait bir iç deniz olması kıyılarından bahsediyor olduğunu görüyoruz. B şıkkı, Türkiye'nin denizleri konusu değildir. Sadece Marmara Denizi ile ilgili bilgi verilmiş olduğunu görüyoruz. C şıkkı, Marmara Denizi'nin coğrafi özellikleri. Evet burada Marmara Denizi ile ilgili genel bir bilgilendirme yapıldığını görmekteyiz. D şıkkı Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nın konumu sadece Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan bahsetmemiştir. Marmara Denizi ile ilgili coğrafi anlamda bilgilerin verilmiş olduğunu gördüğümüz için doğru cevabımız C şıkkı olur. bu dizelerde şairin asıl yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir? Yani burada asıl yakındığı derken şikayetlendiği, üzüldüğü durumu bize sormaktadır. Şıklara bakacak olursak yoksul olmak, sevilmemek, yalnızlık, kötü görünmek aramış olduğumuz kısımlardır. Şimdi kılıksızım fakat borçlarımı ödedikten sonra ihtimal bir kat daha yeni elbisem olacak ve ihtimal sen beni yine sevmeyeceksin. Burada parçada bize anlatılan şey kişinin sevilmemiş olmasıdır. Yoksulluk, yalnızlık ya da kötü görünmek değil, sevilmemek durumundan şikayet etmiş olduğunu görmekteyiz. Doğru cevabımız B şıkkı olur. Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? Nasrettin Hoca 3 kilogram et alıp eve gelir hanımına yahni yapmasını söyler. Hanımı yahniyi yapıp komşularıyla birlikte afiyetle yer. Büyük bir iştahla eve gelen hoca karısına yahniyi sorar. Karısı da komşularıyla yediğini söylemekten çekinir ve eti kedinin yediğini söyler. Hoca kediyi tartar, kedi tam 3 kilogram gelir. Bunun üstüne hoca o meşhur sözünü söyler. Hanım kedi buradaysa et nerede, et buradaysa kedi nerede? Parçaya baktığımız kadarıyla bir olayın anlatılmış olduğunu görmekteyiz. Nasrettin Hoca'nın eşinin arkadaşlarıyla birlikte eti yemesi, daha sonra kedine yedi diye eşinden korktuğu için bir açıklama yapmış olmasını görmekteyiz. Yer unsuruna yer verildiğini görüyoruz çünkü evde geçiyor. Parçada zamanın belli olmadığını görürken kişi unsurlarına da yer verildiğini görüyoruz. Hem Nasrettin Hoca hem hanımından bahsedilmiş. Doğal olarak doğru cevabımız C şıkkı olur. Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? İnsanın bazı şeyleri sürekli yapmak istemesi ve bu davranışları gerçekleştirmediğinde rahatsızlık duymasına alışkanlık adı verilmektir. Hangimizin alışkanlıkları yoktur ki? Kimimiz her sabah aynı yoldan işimize gider, kimimiz her gün aynı saatte bir kahve içmeden duramaz. Zararlı olmadıkları sürece zararlı alışkanlıklarla ilgili bir olumsuzluktan söz ödülemez. Hatta bazen bu alışkanlıkların bizleri rahatlattığı, günlük hayatın stresinden kurtardığı da olur.'' Her gün annemizi arayıp sesini duymak istemek de bir alışkanlık. Geceleri dişlerimizi fırçalamadan yatmak da bir alışkanlıktır. Alışkanlıklar bize zarar vermez. Ancak bunların iyi özellikler olmasına dikkat etmeliyiz. Parçaya baktığımız kadarıyla en önemli bilgiyi son cümlede verdiğini görüyoruz. Evet alışkanlıklar kişilere zarar vermez. Fakat bunların iyi alışkanlıklar, iyi özellikler olması gerekmektedir. Şıklara bakarsak alışkanlıklarımızdan vazgeçmemeliyiz ana fikir değildir. Alışkanlıklarımız bizi günlük hayatın stresinden koyu, korur. Burası da yine aynı şekilde ana fikir değildir. Alışkanlıklarımızı yapamadığımızda rahatsızlık duyarız. Yine bir ana fikir değildir. Alışkanlıklarımızın olumlu özellikler olmasına özen göstermeliyiz. Evet son cümlede bunu söylüyordu. Alışkanlıklar bize zarar vermez fakat iyi yani olumlu özellikler olması gerekmekte. Doğal olarak doğru cevabımız değişik olur. Yukarıdaki atasözleri konusuna uygun başlıklarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Kurda misafir giden köpeğini yanında götürür. Yani buradan anlayacağımız kişinin aslında tedbirli olması gerekmektedir. Çünkü sen kurda gidiyorsun doğal olarak yanında da ona göre güçlü birini götürmelisin. Yani burada yıldızı karşılayan bir durumun olduğunu görüyoruz. Can boğazdan gelir. Bu atasözüne baktığımızda ise yani burada yemenin içmenin sağlıklı olmanın öneminden bahsettiğini görüyoruz. Doğal olarak bu eşleştirmeyi de yaparız. İyilik yap denize at balık bilmezse halık bilir. Bu atasözüne baktığımızda ise sen mutlaka iyiliğini yap. O iyiliği yaptığın kişi onu bilmese bile aslında burada onu yaratan bilir. Yani Allah bilir demek istiyor. O yüzden burası iyiliğin öneminden bahsetmiştir. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Burada kişilerde kusur olmamasını isteyen bir kişiden bahsediyor. Fakat yandaki kelimelerle uyumlu değildir. Doğal olarak doğru cevabımız değişik olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün belirtilen görevlerinden herhangi biri örneklenmemiştir? Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra virgül konur. Cümle başında bulunan onaylama veya ret bildiren sözcüklerden sonra virgül konur. Anlam karışıklığını önlemek için işi yapan varlığı belirten sözcükten sonra virgül kullanılır. Şıklara bakalım. Evet. Yarın sınavım olduğu için çalışıyorum. Buradaki kullanılan virgülün herhangi bir şeyi onaylamak için kullanılmış olduğunu görüyoruz. Doğal olarak ikinci maddemiz örneklendirilmiştir. Bakan yardımcısına gerekli talimatı verdiğini söyledi. Buradaki kullanılan virgüle baktığımızda anlam karışıklığını ortadan kaldırmak için verilmiş olduğunu görüyoruz. Çünkü Burada bakan olan kişi yardımcısına gerekli talimatı verdiği ifadesini anlıyoruz. Aksi takdirde buradaki virgül olmasa bakan yardımcısı talimat vermiş gibi bir anlam ortaya çıkacak. Doğal olarak anlamın karışıklığını gidermek için kullanılmıştır deriz. B şıkkını da elemiş oluyoruz. 3'er soru, 2'şer etkinlik ve beşer örnek hazırlayacağız derken burada örnekler sıralanmış. Yani Eş görevli sözcükleri ayırt etmek için virgülün kullanıldığını görüyoruz. D şıkkı hepimiz hafta sonu Ankara'da toplanıyoruz dedi. Burada bir kişinin cümlesinin alıntı yapılmış olduğunu görüyoruz. Tırnak içerisinde kullanılmadığı için tırnak olmadığından dolayı alıntının sonunda virgül kullanılmıştır. Yani bu da ilk maddemizi örneklendirecektir. Doğal olarak doğru cevabımız C şıkkı olur. numaralanmış sözcükler alfabetik olarak sıralandığında oluşacak sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki kelimelerimize baktığımızda hepsinin K sesiyle başlamış olduğunu görüyoruz. Bundan sonra uygun olan alfabetik sıralamadaki kelimemiz tabii ki de L sesi olacaktır. Bu durumda elimizde iki tane kısım vardır. Kaldırım, kalıp kelimelerine baktığımızda D sesinin daha önce geldiğini bildiğimiz için kaldırımı öncelikle almış oluruz. Daha sonra arkasından kalıp kelimesini alabiliriz. Yani ikinci olarak bunu almış olacağız. Daha sonra L sesleri bittiği için S seslerine geçmeliyiz. Kasap ve kasnak kelimelerinin olduğunu görüyoruz. Fakat ikisi de aynı şekilde kas sesleriyle bitti. Daha sonra arkasından gelen A sesi 2 numarada. 5'te ise n sesinin olduğunu görüyoruz. O yüzden 2 numaralı kısım daha önce gelecektir. Sonra arkasından kasnak gelecektir. Son olaraksa kaynak kelimesi kayak kelimesi gelecektir. Doğal olarak doğru cevabımız A olur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü yanlış gösterilmiştir? Kök, bir sözcüğün parçalanamayan, mevcut sözcükle anlam ilişkisi bulunan en küçük birimidir. Sözcüğün kökü bulunurken sondan başa doğru ekler çıkarılır, kalan bölüm köktür. A şıkkı, mutfaktaki pencereyi kapatayım da soğuk gelmesin cümlesine baktığımızda buradaki soğuk kelimesinin kökü yanlış gösterilmiştir. Çünkü kelimenin inebileceğimiz daha da küçük birimi soğumaktır. Soğumak makmek getirebildiğimiz için burası fiil kökü yapacaktır. Doğal olarak buradaki kök yanlış gösterilmiştir. Yerde görmüş olduğunuz halılar neredeyse 100 yıllıktır. Halılar kelimesinin inebileceğimiz en anlamlı kısmı halıdır. Halıda isim köküdür. Doğal olarak doğrudur. C şıkkı yüzme yarışmasında dereceye girince sevinçten havaları uçtuk cümlesine baktığımızda sevinç kelimesinin kökü sevmektir. Sevmek fiil kökü ve doğru ayrılmıştır. D şıkkı Miray kardeşini tüm kötülüklerden korumaya çalışıyordu. Tüm kelimesinin inilebilecek en küçük birimi tümdür. Yine doğru gösterilmiştir doğal olarak isim köküdür. Fakat A şıkkı yanlış gösterildiği için doğru cevabımız A şıkkı olur. Buna göre Derya'nın yıldızı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdaki görselde gökyüzündeki bazı takım yıldızlarının isimleri verilmiştir. Görseli inceleyen Derya, "Benim yıldızım tepe taklak duran Y harfine benzeyen takım yıldızı ile kendisi küçük kuyruğu upuzun bir uçurtmaya benzeyen takım yıldızının arasında kalıyor ifadesini kullanmıştır. Yani burada tepe taklak duran bir Y harfini düşünecek olursak fakat sadece bu bilgi bizim için yeterli olmayacaktır. Aynı zamanda kendisi küçük Kuyruğu upuzun bir uçurtmaya bir de kuyruğu da uzun bir uçurtmaya benzeyecek şekilde bir kullanım istemekteyiz. Buradaki Aries ya da Taurus sonra Gemini olmadığını Cancer'in yine olmadığını, Leo'nun, Virjo'nun, Libra'nın olmadığını ama Y'ye benzeyen bir durumda burada Scorpio'nun yani tepe taklak duran bir Y'ye benziyor. Aynı zamanda uçurtmayı andıran bir kuyruğunun var olduğunu gösteriyor. Doğal olarak Scorpio buna uygun olacaktır. Sagittarius yine bir uygun değildir. Çünkü arada başka çizgiler yapmış olduğunu görüyoruz. Burada bir üçgenin olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde Aquarius ya da Pisces'in uygun olmadığını, Y harfine benzemediğini görmekteyiz. Doğal olarak doğru cevabımız değişik olur.